Asya borsaları ve Amerikan vadillerinde toparlanma çabalarıyla haftaya başlıyoruz. Kasım 2022 sonrası en ağır haftalık kaybını yaşayan Nasdaq toparlanmada başı çekiyor. Ancak geçen hafta ağır darbe alan yarı iletkenler gerek Amerikan vadillerinde gerek Asya'da değer kaybetmeye devam ediyor. Bu hafta piyasaların yönünü teknoloji şirketlerinin karları belirleyecek. Geçen hafta Nvidia, AMD ve SMCI gibi yarı iletkenlerde %10'un üzerinde kayıplar, karlılığa yönelik endişelerin arttığına işaret ediyor. Çarşamba günü açıklanacak öncü PMI ve cuma günü açıklanacak PCE, haftanın önemli makro verileri. Cuma günü yeniden %4.60 seviyesine geçen 10 yıllık Amerikan tahvilleri, faizlerin uzun süre yüksek kalacağını fiyatlıyor. Borsa İstanbul, Banka, Holding ve Telekom hisselerindeki sert alışlarla dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. MSCI Türkiye, sene başından beri dolar bazında %23 getiriyle açık ara en çok kazandıran gelişmekte olan ülke endeksi. Ancak tüm gemileri yüzdüren bir alış dalgası söz konusu değil. Otomotiv hisseleri piyasadan negatif ayrışıyor. Avrupa pazarında güç kaybetmemiz ve iç pazarda ithalatın payının artması otomotiv hisselerini baskılıyor. Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in tasarruf tedbirlerini vurgulayan açıklamaları pozitif bir haber akışı yaratıyor. Cuma günü sert yükselen bankaların seyri, endeksin yönünü belirlemede etkili olacak. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9600 ve 9800. Yatırım açıklayan Tüpraş'ta ve Kanada'dan davet alan BİM'de pozitif tepki görebiliriz. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler: Anadolu Grubu Holding, Sabancı Holding, Tüpraş, Türk Telekom ve Yapı Kredi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.